Benim eskiden emekli maaşıma 14-15 tane çeyrek altın ediyordu. Şimdi 3 tane etmiyor. Ne memnunu kızım. Hangisinden bahsediyorsun? Oy kullanıp da verdiğimize çok büyük hata ettik. Bunu biz kendimiz istedik. Böyle yaşamayı biz kendimiz tercih ettik. Günden güne daha da fakirleşiyoruz. Altın ve döviz tekrar bir rekor kırdı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Çok da iyi bir yere gittiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Sizi nasıl etkiliyor bu durum? Tabii ki çok kötü etkiliyor. Yani altının dövizin çıkması her şeye yansıyor. Düğünlerde takı takmak da hayal oldu. Kesinlikle öyle yani artık. Düğün davetiyeleri geldiği zaman insanlar gitmiyor ki, korkuyorlar. Düğün yapmakta insanlar zorlanıyorlar. Evlilik zaten artık insanlar eskiden bir düğün vardı, bir anneannemiz vardı, bir geleneğimiz vardı ama şimdi öyle değil. Gençler kendi aralarında sadece bir parti gibi bir şey yapıp evleniyor. Birçok ailenin bile haberi olmuyor, eşin dostunun haberi olmuyor. Çünkü yani mümkün değil. Geçinmek artık hayal oldu ki düğün yapmak, evlenmek, düğün masrafları. Valla altın döviz almadığım için, dövizi ben kullandığım için ona da bir şey diyemiyorum. İhtiyacı olanlara da Allah yardım etsin. Vallahi bilmiyorum ki düşüyor mu, kalkıyor mu? Çünkü millet halinden memnun görünüyor. Ben memnunum, bana göre fark etmiyor. Ama bilmiyorum, her taraf dolu. Hiç boş yer yok. Nereye varsan insan kaynıyor. Bir taraftan yakınıyorlar, bir taraftan lüks yaşıyorlar. Ben de anlamıyorum. Daha kötü olsun. Daha kötü olsun. Vallahi. Bu durumdan memnun musun? Ne memnunu kızım? Benim eskiden emekli maaşıma 14-15 tane çeyrek altın ediyordu. Şimdi 3 tane etmiyor. Ne memnunu kızım. Hangisinden bahsediyorsun? Bizi bitirdi. Bitti yani. Bittik biz yani. Gerçekten bittik. Bittik yani. Hiç memnun değilim yani. Ülkenin gidişi berbat yani. Allah yardımcımız olsun. Bizi nasıl etkiliyor bu durum? Bizi nasıl etkiliyor? Her türlü psikolojimiz bozuldu ya. Ya başka bir şey düşünmüyor. Namaza duruyor. Hesap kitap yapıyor. Namazdan şey diyorsa ne okuduğumuzu bilmez hale geldik ya. Ha yani insanların tamamen psikolojisi bozuk kızım. Gerçekten namaz ne kılamaz olduk ya. Namaza duruyorum, ne kıldım, ne okuduğumu ben de bilmiyorum ya. Hep kafa öbür tarafta. Şuradan şu gidiyor, buradan bu gidiyor. Şunu alsam böyle yap. Kredi kartlarını yatırmaktan şeyimiz, vaktimiz olmuyor ki. Hep borcuna yaşıyor yani. Bizim olmayan parayı kullanıyor maalesef yani. Ama biz bunu hak ettik kızım. Fazlasıyla hak ettik. Oy vererek hak ettik. Altın ve döviz tekrar bir rekor kırdı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha fazla kıracak. Daha fazla kıracak. Yani dövizin yükselişi, altının yükselişi. Dolayısıyla piyasanın, otomatikman piyasa da yükseliyor. Ev kiraları, konut kiraları, işleri kirası. Doğalgaz arttı. Şu anda perişan halde memleket. Biz de perişan haldeyiz. Yani memleketin durumu hiç iyiye gitmiyor şu an için. Ama düzelmeyecek, buna emin olun yani. Düzelmeyecek. Bunu biz kendimiz istedik. Böyle yaşamayı biz kendimiz tercih ettik. Bankaya gidip gelmeye 3,5 milyar zararım var. Bugün biraz önce düşünecek bir şey yok. Gidiyor, aldı başını gidiyor. Ne yapacak? Çok etkiliyor beni. Benim çok kaybım var. Oraları karıştır. Etkiliyor işte. Yok, bitti. 10 liran varsa sabaha 5 lira. Bu kadar basit. Yemekle artık altın alabilir mi? Alamaz. Nereden alacak 7 lirayla, 7,5 lirayla? Düğüne gitsin. İmkanı yok. İmkanı yok. Oralar bitti, geç. Cebimizdeki hazırlar da gidiyor yani. Onu bırak gayri. Oy kullanıp da verdiğimize çok büyük hata ettik. Hata ettik ama böyle demediler. Seçimden sonra emeklinin maaşı 11,5 lira diyorlardı. 11,5 lira diyordu. 7,5 alanlar 11,5. Büyük Birlik Partisi'nin başkanı. AK Parti ile beraber olduklarında 11,5 lira vereceklerdi. 11,5'ı bırak. 8 lira 9 lirayı vermedi. 5 yıl boyunca daha da kıracak bence. Güzel dönemler bizi beklemiyor yani. Hayat koşullarımız düştü. Artık istediklerimizi alamıyoruz. İstediğimiz şeyleri gerçekleştiremiyoruz yani. Günden güne daha da fakirleşiyoruz. Orta standartta bir ailenin tek başına bir eve çıkması, hayat kurması falan çok zor.